Tahinli patlıcan salatası yapacağız. Duymuş muydunuz hiç tahinli patlıcan salatası? Hakan Bey? Ben duymadım. Yaşasın. Ben de duymadım. Ben de duymadım. O zaman yaşasın. Malzemelerimizi sayıyorum. 4 bostan patlıcanı. Nerede o patlıcanlar? İşte bu. Bu patlıcanlardan. Biz közledik çünkü çok ses oluyor burada. Sizden önce siz zaten nasıl közleyeceğinizi biliyorsunuz ocakta pata pata pata. Bir tane de göstereceğim zaten. Gösterecek misin? Göster bakalım. 4 bostan patlıcanı, 3 kaşık tahin, 1 diş sarımsak, yarım limon ve zeytinyağından oluşuyor efendim tahinli patlıcan salatamız. 4 bostan patlıcanı, 3 kaşık tahin, 1 diş sarımsak, yarım limon ve zeytinyağı. Nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Paçanga böreği, hepimizin bildiği paçanga böreğini hepimiz biliyoruz ama bakalım ustamızın içine yine böyle değişik bir şeyler yapacağından eminim. 300 gram pastırma, çemenli mi? Çemenli, istiyorsanız çemensiz de yapabilirim. İstiyoruz. Biz çemensiz istiyoruz onu. Hı hı. 300 gram pastırma, 3 adet yufka, kaşar peyniri, domates ve biberden oluşuyor. Havuç tarator yapacağız. 3 adet havuç, 1 kase yoğurt, 1 diş sarımsak, 1 kaşık maydanozdan olacak. Elmalı strudel. Değil mi? Doğru söylüyor muyum? Strudel. Nasıl? Strudel. Strudel. Peki. 4 tane milföy hamuru, 3 elma, 2 çorba kaşığı kuru üzüm, 2 çorba kaşığı fındık, 2 yumurta sarısı, tarçın ve pudra şekerinden oluşuyor. Ama havuçları farklı kesiyorsun galiba, değil mi? Evet. Peki elmalı strudel çok beğendiniz efendim, tekrar biliyorum. 4 milföy hamuru, 3 elma, 2 çorba kaşığı kuru üzüm, 2 çorba kaşığı fındık, 2 yumurta sarısı, tarçın ve pudra şekerinden oluşuyor. Menülerimiz bunlardan ibaret. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sana kolay gelsin diliyor. Yemekle aran nasıl? Çok iyi. Yapar mısın? Çok fena. Çok fena. Fena yaparım. Ne yaparsın? Her şey yaparım. Aman Tanrım, seni bugün canlı canlı söyleteceğiz diye yormuyoruz ama bir gün de mutfağımıza bekleriz sizi. Ne yaparsın çok merak. Ne mesela, spesiyelin nedir? Nelerin güzel? Siz bilir misiniz Hakan Bey, yaptıklarından haberdar mısınız? Bazen tabii yemeğe geliriz gideriz, o zaman marifetlidir. Çok güzel yemekler. Elim bir kere çok lezzetlidir. Gerçekten hani o el lezzeti vardır ya, evet. Derler ya, o bende çok var fazla. Çok güzel. Yani ne yaparsam yapayım bir kere çok lezzetli oluyor. Aa, çok güzel bir şey vallahi. Yapmak bravo. İsterim vallahi size. Ben de çok memnun olurum, biz de isteriz. Bu arada müzik tutkusu çocukluğunuzdan başlamışsınız. Evet. Profesyonel olarak da çalışmaya başlamışsınız. Peki Rum müziğine merak, yani Rum müziği yapmak, işte zorbada çıkmak, bu kısmına kadar nasıl geldiniz? Sonra o kadar sene yapın, Rum müziği yaptıktan sonra hatta sizi Rum Yunan zannetsinler. Evet. O kadar iyi yapın yani. Teşekkür ediyorum öyle düşünüyorlarsa gerçekten ama yani şimdi ben hiç bir zaman Rum müziği okuyayım diye öyle bir aşkla dünyaya gelmedim. Yani öyle bir şeyim yoktu. Evet. Konservatuvar okudum, İstanbul evet. Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Okul bittikten sonra daha çok böyle işte yabancı repertuar da yapmıştım kendime. Evet. Otellerde çalışıyordum. Çok güzel. İşte sen beceriyorsun bunu, dilin dönüyor diye beni kandırdılar. Zorba ailesi, Hakan Bey'de dahil. Bu arada İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca evet. Ve tabii ki Yunanca biliyorsun. Evet, onları bu da okuyorum. Dile merak böyle bir şey herhalde değil mi? Yani biraz... Ama bendeki merak konuşma merakı değil, şarkı söyleme merakı. Ama olsun, dilinin dönmesi çok önemli bir şey. Yani hepsi birbirinden farklı. Bir tanesi gırtlaktan, evet, bir tanesi evet. İşte daha farklı. Ama işte orada çok iyi dinlemek, müzisyen kulağıyla alakalı bir şey. Yani çünkü okuyan, çok iyi profesyonel okuyanları dinleyerek ben öğrendim. Şimdi şarkıların sözlerinde de neler anlıyorum. Söylediğini anlaman gerekiyor. Anlıyorum. Artık Yunanca'dan 5 yıl oldu, anlıyorum ya. Anlamazsın. Peki diğer mesela İtalyanca, hayır, İspanyolca da falan anlıyor musun? Şimdi Yunanca ağır bastırınca artık oralara hiç... yani orada kaldım. En fazla öğreneceğim kadardı. Hı-hı. Ondan fazlasını ileriye gidemedi. Ama Yunanca'da şu an peki, oldukça tepki geniş geldi repertuar. Mi? Hani Rum'da değil, işte Yunan'da değil falan. Niye evet. Bizim öyle şarkılarımız? Bu kadar insan varken niye Göknur falan diye böyle? Kesin gelmişti. Yani çok milliyetçi insanlarımız var tabii ki. Ben saygıyla karşılıyorum. Ama müziğin dili olmaz. Müzik evrenseldir. İlk albüm yaptığım zaman 2008 yılında çok mailler aldım. Hı-hı. İşte sen bir Türk kızısın, neden Yunanca şarkı okuyorsun gibi. Yunanlardan ama tabii, değil Türklerden. Tabii Türklerden çok aldım. Yunanlardan hiç almadım diyebilirim yani. Ne kadar güzel. Onlar zaten biz çok azınlık bir gruplar ve o azınlık gruba hitap eden, onlara hitap eden müzik yaptığım için daha çok beni takdir ettiler. Hmm, sağ olsunlar. Çok güzel. Yani şöyle düşünmek lazım aslında. Türk bir kızın Yunanistan'da Türkçe şarkı değil de Yunanca şarkı söylemesi gibi bir şey.
Yani orada orayı temsil, Türkçe şarkı söyleyerek, evet. Yunanca şarkı söyleyerek orayı temsil etmesi gibi bir Yunan şey. Yunan sanatçıları geliyor Türkiye'de inanılmaz güzel performanslar yapıyorlar. Yaşar'la falan hani biliyorsun evet. Ne kadar güzel albümler Haris yaptılar. Haris Alexiou geldi yine yani biraz. Onları biz ne kadar seviyoruz ve kabul ediyoruz. Bizden biri onlara gittiğinde de çok sempatik bir durum tabii ki evet, bu. Evet aynen öyle oluyor ama işte dediğim gibi bazen çok milliyetçi izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz oluyor. Onları da artık zamanla alıştılar. Biz artık kesinlikle zaten aynen. Yazmıyorlar. Biz güzel kalpli insanları seviyoruz. Güzel kalpli insanlar evet. Hep güzel bakarlar müzik her şeye. Müzik evrenseldir. Her aynen. Zaman onu söylüyoruz. Dili dini olmaz müziğin. Kesinlikle. Müzik müziktir. Ben de aynı şeye katılıyorum. Şey. Bayağı yapmaya çıkartıyoruz. Çemensiz olsun bizimki dedim ya. Çemenleri ayırmaya başladı bile. Çemen çok lezzetli bir şey ama maalesef bir hafta boyunca. Bir hafta boyunca bizimle çıkıyor. Yaşamayı çok seven ve bizden asla gitmek istemeyen sevgili bir şey. Ama bunu çemensizlere de satılıyor. Genelde onu ben hiç yemiyorum yani. Ay yine de kokar mı acaba falan diye. Çemen etkisiyle. Olmasa da yine de kokuyor pastırma. Değil mi? Kesinlikle onun içine hani onun yapılışında var bir şey. Bence korumak için de içine bir şey koyuyorlar. Ama lezzetli işte. Böyle evet, oluyor zaten. Böyle. Tehlikeli şeyler çok lezzetli şeyler ve keyifli. Hep böyle olur zaten. Bu arada çileklerimiz geldi. Göstereyim şimdi size de bunun hikayesini anlatacağım efendim. Bu çileklerimiz Antalya'dan geldi. Geçen gün Bülent Sertaş bize konuktu. Biz daha önce onunla beraber Yemekteyiz programına katılmıştık. Onun evinde böyle muhteşem çilekler vardı. Buyur bir tadına bak istersen önce. Öyle anlatayım olayı. Böyle uzaktan olmasın. Size de vereyim. Teşekkür ederim. İnanılmaz güzel çilekler. Ta bir sene önce daha bana gelecekti bunlar da bir türlü gelemedi. Sonunda Antalya'ya gitmiş Bülent Sertaş dedi ki çileklerini gönderiyorum Hale diye. Hemen gittik aldırdık bu çilekleri. Gerçekten muhteşem. Bence onlarla hemen bir telefon bağlantısı yapalım ki herkes bu çileklerden organik nasıl çilek. Yararlanacak, nasıl alacak bence kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Bu zamanda ben bu kadar güzel çilek yemedim. Derken daha... Çok İnandınız güzel, değil mi? Yani Bülent Bey teşekkür ederiz sağ olsun. Gerçekten çok güzel. Bülent Sertaş bizi izliyor büyük ihtimalle. Hemen telefona bağlayın teşekkür edeceğim geldiği için bunlar. Çok keyifli gerçekten. Biz hatta tatlımıza bile koyabiliriz. Değil mi? Yapalım yani. Şey neyliydi bizim tatlı? Elma vardı. Tarçın. Hı-hı. Çileklisini de yapmalıyız bunun gelmişken. Çileği boş harcamayalım. Evde de biraz var onlar bozulmasın diye ne yapacağım ben? Sağ ol. Gerçekten bu muhteşem şeyin için. Koruma şeyi yok. Ya da reçel yapalım. Reçel yapalım. Dur ben onları getireyim. Kompost yapalım. Peki. O